Metehan Demir birazdan ayrılacak aramızdan. Mehmet Şahin geleceğim hemen size birazdan da. Metehan Demir ve Kemal Öztürk'e birazdan veda edeceğiz. O yüzden son kez söz vereyim hemen. Buyurun Sayın Demir. Son açıklamalarda dahil. Ne yaşıyoruz biz? Şimdi bu tabii Türkiye'de demin aslında hep altını çizmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin hangi krizi olursa olsun bizim deprem acımızdan ve deprem seferberliğimizden ön plana geçmemesi gerekiyor. Kimle neyle ilgili olursa olsun oradaki insanların acıları hala taze. Hepimizin travması çok ağır ve bu kolay kolay değil. Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir gerçeklik. Ne yapmamız gerekiyorsa tüm şehirlerde önce yaraları saracağız, sonra güçlendirme. Bu yol bizim birinci önceliğimiz olması lazım. O açıdan gerek iktidar gerekse muhalefet, tüm siyasi partiler bu konudaki söylemlerini deprem siyaset ekseni çerçevesinde ağırlaştırarak ön planda bence tutması lazım. Ama tabii biz bir analizi yaparken hep o stratejide vardır. Sadece bir konuya odaklanıyoruz ama şu an durum Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy tahmin, yani etrafımızda dolaşan bilgiler, haberler, tahminler var, temenniler var, inandırıcı komple teorileri var, gerçekler var ve haberler var. Bunların içinde biz sürekli dolaşıyoruz, oradan oraya bir şey anlamaya çalışıyoruz. Çok fazla temenni var, çok fazla olmasını istediği dileklerini, temennilerini haber olarak lanse edenler. Yani birçok şeyin içinde önümüzü görmeye çalışıyoruz. Fakat burada çok dikkat etmek lazım. Çünkü her fikrin alıcısı var. Şimdi Ankara'da tüm değerli konuklar da bilir, değerli izleyicilerimiz de bilir. Felaket komple teorileri var. Yani ve alıcısı da var. Çünkü dinlediğiniz zaman eğer o kafada bir düşünceniz varsa çok rahatlıkla kafanıza yatabiliyor. Bunlardan bir tanesi ne mi? Mesela Meral Hanım'ın son ana kadar taktik olarak beklediği, son anda masayı devirdi. İşte ileride AK Partili büyük buluşmanın hazırlıkları olduğu falan. Bunu bana o kadar çok kişi soruyor ki ben de gerçekten ayrılmam adına böyle bir şeyin kulağıma gelmediğini, şu an için bunun mümkün ve söz konusu olmadığını ama siyasette ileride ne olacağını bizim bilmemizin mümkün olmadığını söylüyorum. İsrarla söyleyenler var. İşte başka şeyler, son anda Meral Hanım dönecek, tekrar altılı masa kurulacak diyenler. Bu o temenni grubunda. Başka temenni grupları da var. Şu an ama hiçbir şeyin belli olmadığı, demin aslında Kürşat Zorlu'nun İyi Parti sözcüsünün yaptığı açıklamada belli. Akşamki görüşme ne de onlardan yani. Bir talep geldi dedi. Evet, yani az yani önce... Yani ne bizden ne de onlardan dedi. Onlardan da dedi. Bir şey mi soracağız? O açıdan hayır, şimdi soracağım. Bir savaş... Buyurun buyurun, siz devam edin. Bir savaş stratejisinde... Karl von Clausewitz'in önemli bir stratejisi vardır. Savaş stratejilerinin çoğu aslında siyasetle ilgilidir. Ve o siyasetle ilgili sözlerinden de öte bir şey, mesela altılı masada en başından beri en basit şey, Cumhurbaşkanı adayını çıkarırız, esas diğer meselelere bakalım dedi altılı masa. Cumhurbaşkanı adayı nasıl olsa konuşulur dedi, 12 toplantı yaptı. Ama Clausewitz der ki, o savaş Prusyalı bir generaldir, 1700'lerin 30'larda falan öldü. Savaşta her şey çok basit gibi görünür ama en basit şey en zor şey olur ve tüm süreci etkiler diye. İşte en başından beri ya o konuşulur o konuşulur diye diye getirilen nokta son toplantıda hepimizin gördüğü bir şekilde. Mesela ben şunu görüyorum, en başından beri ben söylemiştim, yazmıştım, bizim saygı duyuyorum, herkes bunları söylüyordu ama tüm toplumun konuştuğu bir konuyu. Altılı Masa bu kez de galiba aday meselesine girmedi diyerek biz kendimizi kandırdık. Evet belki resmiyette konuşmadılar ama şimdi siz evde konuşuyorsunuz, yemekte konuşuyoruz, sorular var. Her gece yani medyada bu biz bunu soruyoruz diye şeydi yani bunu iktidar soruyor. Siz de işte iktidarın sorduğu şeyin aynısını bize evet. Soruyorsunuz. Ama şimdi... Neler nelerle karşılaşıyorduk yani. Yani Meral Akşener... Tabii ama Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, diğer tüm değerli altılı masanın liderleri, Allah'ını seversiniz bunu eve gidince değil, yetkili kurullarıyla, yakın arkadaşlarıyla, kurmaylarıyla konuşmadım. Evet. Herkesin bildiği bir sır olarak bugüne kadar geldi. Kimse farklı bir şey söylemedi. Ne Meral Hanım söyledi, ne de Kemal Bey söyledi. Herkes evet. Kemal Bey'in aday olacağını biliyor, sen de işin içindesin, biliyordu. Sen de biliyorsun, tüm değerli konuklar da biliyor. Meral Hanım'ın bu ismi kabul Kemal Bey karşı çıktı da biliniyordu. Şu defalarca an sadece konuştum. Son ana kadar... İki trenin hani çarpışma problemleri vardır. İki tren şu kadar süratle geliyor, şöyle açıyla geliyor. Ne kadar süre sonra çarpışır diye. Onun matematik hesabı vardı. Matematik hesabı da seçim tarihiyle endeksliydi. Ben açıkçası Kemal Bey'in adaylığını bu toplantının sonrasında olmasa bile bu İyi Parti'yle yaşanan kriz netleştikten sonra net ve açıkça ilan edeceğini bekliyorum. Fazla bir süre kalmadı. Peki, pazartesi yani. Dediğim gibi bu tren artık...
Yani Kemal Bey çok geciktirmeyecek. En geç birkaç gün içinde. Bu akşam ama 5'li masanın. Peki. Sayın Demir çok, yani çok teşekkür ederim. Artık an meselesi ve 5'li masanın açıklamasına dikkat edelim. Satır aralarında da çok önemli detaylar olacak. Peki. Çok teşekkürler. Dediğim gibi bundan sonra süreci artık Meral Hanım'ın inisiyatifinde. Kendime aday olur, başka bir adayım çıkar, başka bir ittifakla mı gider, yoksa İyi Parti ayrı yolunda yürür mü? Hep beraber teşekkür ederim. Hayırlı olsun.